Sevgili dostlarım merhaba. Yine birlikteyiz. Yeni bir videoda. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye gündemini sizin için değerlendireceğim. Hem de ekonomiye, siyasete, dünyadaki gelişmelere şöyle kısaca bir göz atacağız. Size daha önceki videolarımda da söylemiştim. Türkiye'nin bütçesiyle ilgili ciddi problemleri var. Bakın, Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğünü herkes konuşmaya başladı, dillendirmeye başladı. Herkes, yani hem uluslararası basında hem de ulusal basında görüyoruz. İşte geçen gün Durmuş Yılmaz eksiye düştüğünü söyledi. Bazı köşe yazarları eksiye düştüğünü söyledi. Bu kardeşiniz hasbelkader biliyorsunuz 2 ay önceden sizlere bunu söylemişti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin kritik olduğunu, sıkıntılı olduğunu, Merkez Bankası rezervlerinin artık ciddi anlamda sorun yaratacak noktalara geldiğini söylemiştim sizlere. Yine yakın zaman içinde çektiğim videolarda da ne demiştim? Merkez Bankası eksi bakiyeye doğru gidiyor demiştim. Nitekim bunu söyleme sebebimiz basitti aslında. Swap vadelerini de koyarsanız Merkez Bankası rezervlerinin içine, kamu bankalarının elindeki dolar rezervlerini de koyarsanız Merkez Bankası rezervlerine, vatandaşın dolarını da koyarsanız Merkez Bankası rezervlerine olur 28 milyar. Ama yarın diyorum çünkü bir aylık vadelerle yapılıyor swap biliyorsunuz. Swap vadesi gelen doları ödediğiniz zaman bir anda ne olur? Merkez Bankası rezerviniz dip olur ve eksiye düşer. Biz bu tehlikeyi çok önceden söylemiştik. Bir de daha tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz şimdi. İhtiyat akçesi konusu. İhtiyat akçesi nedir? Merkez Bankası'nın kefen parasıdır. Yani annenizin, babanızın, dedenizin, babaannenizin pek sıkça dile getirdiği konudur bu. Hani derler ya, o benim kefen param, ne olursa olsun hiçbir şeye harcamazlar o parayı. Ne olursa olsun ama. Yani evde ekmek olmasın babaannenizin kefen parasını kullanamazsınız. Ha, emekli parasını kullanırsınız, başka paralarını kullanırsınız, çıkartır verir ama kefen parasını vermez. Çünkü bizde öyle bir korku vardır biliyorsunuz. Ölürsem ortada kalmayayım meselesidir o. Onun için kenarda bir mendilin içine saklı olarak kefen parası durur. Merkez Bankası'nın da kefen parası ihtiyat akçesidir. İhtiyat akçesi Cumhuriyet tarihi boyunca hiç harcanmamış sevgili dostlarım. Evet, hiç dokunulmamış o paraya. Ne olur ne olmaz. Savaş çıkar, o olur bu olur. Çok ama çok büyük sıkıntılar yaşanır. İşte o zaman belki milletim aç kalmasın diye o parayı kullanırım diye kenarda tutmuş. Peki ihtiyat akçesi nedir sevgili dostlarım? Onu da söyleyelim. Merkez Bankası da diğer bankalar gibi aslında para alıyor, satıyor ve dolayısıyla bir kar elde ediyor. Bu elde ettiği karında %20'lik kısmını aynı sizin, hani eskiden, şimdi yapamıyorsunuzdur elbette, aldığınızı yiyeceğe içeceğe veriyorsunuz ancak biliyorum ama eskiden bir çeyrek alır kenara atardınız ya, ya da bir 10 dolar bir 20 dolar alırdınız kenara atardınız, kutunun içine saklardınız, çekmecenin köşesine koyardınız, özellikle hanımlar çok yapardı ya bunu. İşte buna biz Merkez Bankası'nda ihtiyat akçesi diyoruz. O ihtiyat akçesini harcamaya başlıyoruz hayırlısıyla. 40 milyar liralık Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi iç ediliyor. Sebep? Devletin bütçesindeki paranın bitmesi sevgili dostlarım. Evet, bildiğiniz devlette deniz bitti, kara göründü, şimdi gözler ihtiyat akçesine dikildi. Peki ihtiyat akçesine gözün dikilmesinin sebebi bütçeyi derleyip toparlayıp, devleti biraz adam edip, milletin cebine biraz para koyup işsizliği sonlandırmak mı? Bugün geldi biliyorsunuz işsizlik rakamları. Yine %14.7. Ki ben %14.7 olduğuna da inanmıyorum. Enteresan bir rastlantı, geçen ayla aynı, yani hiç artmamış. Velev ki öyle olduğunu kabul edelim. İhtiyat akçesini harcama nedeniniz Türkiye'deki işsizlik sorununa çözüm bulmak mı? Hayır değil sevgili dostlar. Adımın Selçuk Geçer olduğu kadar eminim ki oradaki ihtiyat akçesinin harcanma nedeni seçim harcaması. Evet, İstanbul'u kaybetmemek için kefen paramızı harcıyorlar. İstanbul'u kaybetmemek uğruna kefen paramızı seçim parası olarak kullanacaklar sevgili dostlarım. Evet, kefen paramızı
seçim parası olarak kullanacaklar. He, bu ne anlama geliyor? Bu aslında bir nevi para basmak anlamına geliyor. Bir nevi eldeki avuçtaki her şeyi yok etmek anlamına geliyor. Olan son kuruşunu da atmak anlamına geliyor. Ve bütün bunlar yapıldığı zaman ne olacak biliyor musunuz? Enflasyonun korkunç artmasına sebep olacak bu. Diğer taraftan faizler artacak ve piyasa iyiden iyiye daralacak. Yine dolar üzerinde ciddi baskılar oluşacak. Yabancılar yapılan bu şeyi gördükleri için bir an önce Türkiye'den kaçmaya çalışacak. Çünkü Türkiye'de işsizlik düşmüyor. Sanayi üretimi her ne kadar birileri arttı dese de artmıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri dip olmuş. Her gün yeni borç bulmaya çalışıyoruz. Dışarıdan borç bulamıyoruz. İçeriden borçlanamıyoruz. Faizler yükselecek diye. Bunun üzerine Merkez Bankası'nın kefen parasına saldırıyoruz. Swap piyasasında iyice itibar kaybetmiş durumdayız. CDS'lerimiz 500'e dayanmış durumda. 500'ün üzerine çıkarsa iyiden iyiye sıkıntı. Ve tüm bu gerçekleri görmeyen, ne yazık ki tüm bu gerçekleri görmeyen bir ekonomi yönetimimiz var ve her şey güllük gülistanlık, tünelin ucunda ışığı gördük falan diyerek insanları kandırabileceklerini düşünüyorlar. Ama yabancılar kanmıyor bütün bunlara sevgili dostlarım. Yabancılar kanmadıkları için de Türkiye'den apar topar kaçmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Amerika Hürmüz Körfezi'ne doğru gemilerini yürütüyor. İçeri girmeye çalıştığı zaman İran'ın müdahalesiyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü İran bölgeyi kendisine ait olarak görüyor, doğal olarak tabii. Amerika'nın girmesini istemeyecektir. Hatta bunu bir savaş nedeni olarak görüp İran, Amerika'nın gemilerine müdahale edebilir. Eğer ki Amerika ile İran arasında bir çatışma olur ise bölgesel değil, dünya çapında bir savaşa da dönüş olabilir sevgili dostlarım. Çünkü İran tek başına kalmayacaktır. İran'ın arkasında Rusya'yı görebiliriz, Suriye'yi görebiliriz. Yine çevreden farklı ülkeler yine İran'a destek verebilir. Tabii ki Amerika'nın da arkasında pek çok destekleyen ülke olacaktır. Bu bir büyük dünya savaşına doğru ilerleyebilir sevgili dostlarım. Zaten öyle bir durumda altın fiyatlarını hiçbir şekilde tutamayız. Çünkü savaş kokusu alan altın ani ve hızlı yükselişler yapar. Yani 1700-1800 dolarları görürsek hiç şaşırmayın. Aynı şeyi yine petrolde de görebiliriz. Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden birisi İran. Ama uygulanan ambargolar nedeniyle zaten piyasaya petrolünü veremiyor. Diğer taraftan Venezuela'da elektrik kesintileri petrol üretimini ciddi oranda etkiliyor. Amerika'nın Venezuela üzerindeki baskısı, iç çatışmalar, iç gelişmeler, tüm bunlar yine Venezuela'nın petrol üretimini azaltıyor ya da durduruyor. Venezuela dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan ülkesi. Venezuela petrol üretmeyince dolayısıyla dünya petrol arzında da ciddi kayıplar yaşanıyor. Diğer taraftan OPEC ülkeleri, işte Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkelerde petrol üretiminde arzı arttırmamak yanında hareket ediyorlar. Yani çok da fazla böyle petrol arzını arttırıp fiyatları dibe vurdurmak istemiyorlar. Maliyetleri yukarıda çünkü. Dolayısıyla petrol artışı onların işlerine geliyor petrol ürettikleri için. 70-75 dolar aralığında gidip geliyor. Yani fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz petrol içinde. Yine burada da İran'la Amerika arasında çatışma olur ise, sıcak savaşa dönerse eğer ki durum, o zaman sahiden petrolde de çok ciddi yukarı hareket görebiliriz. Biliyorsunuz İran'da iki tip liderlik var. Bunlardan bir tanesi devlet liderliği, cumhurbaşkanı, bir de dini liderleri var. Dini lider de neredeyse cumhurbaşkanı kadar etkin. Hatta bazı noktalarda cumhurbaşkanından daha etkin diyebiliriz İran'da. Ali Hamaney ne dedi? İran'la Amerika arasında bir savaş söz konusu değil. Böyle bir şey olmayacak, olamaz dedi. Ama bugün söylediği şey yarın farklı bir noktaya doğru gidebilir mi? Gidebilir sevgili dostlarım. Yani dünyada ne zaman ne olacağını kestirmek çok kolay değil bu saatten sonra. Biliyorsunuz Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşları bitiyor. Artık el sıkışacaklar diye bekliyorduk geçen hafta. Ama Trump yok kardeşim dedi. Çin'in ben vergilerini arttırıyorum dedi. Bir günde her şey tersine döndü. Diğer taraftan Rusya Suriye ile birlikte biliyorsunuz İdlib'de operasyonlar yapıyor. Yani o da kendisini aslında bir nevi savaşa hazırlıyor. Dünyada garip gelişmeler oluyor sevgili dostlarım. Yani
Tencere, kazan kaynamaya başladı iyiden iyiye. Ve bu kaynama nasıl bize döner sorusunun cevabı da ortada. Bir, petrol fiyatları artarsa çok ciddi bir enflasyonist baskı bizi bekler. İki, dolar fiyatları artarsa petrol fiyatları ile birleşen dolar fiyatları enflasyonu ikiye katlar. Yani fiyatlar bir anda korkunç derecede artabilir ve yeni zamlarla karşı karşıya kalabiliriz sevgili dostlarım. Tüm bunların yanında Türkiye ne yapıyor? Türkiye bir kere şu S-400 hamlesini çaktırmadan oynamaya başladı. Büyük ihtimalle arkadaşlar S-400 konusu ertelenecek 2020 yılına. Zaten bu konuyla ilgili el altından, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından Reuters'a geçen bazı haberler var. Bakın el altından diyorum. Ne diyorlar? S-400'ü erteleyecek Türkiye 2020 yılına kadar. Yani Temmuz'da alımlar gerçekleşmeyecek. Biz ne diyoruz bu arada? Tabii kamuoyuna mesaj vermek adına sonuç itibariyle 23 Haziran'da olacağı için seçimler. 23 Haziran'da seçimler bittikten sonra biz S-400'den vazgeçtik, erteledik demek daha kolay ama 23 Haziran'dan önce eğer ki biz S-400'ü erteledik derse hükümet, milliyetçi cepheden çok ciddi oy kaybedeceğini biliyor. Ulusalcı kesimden çok ciddi oy kaybedeceğini biliyor. Kendi tabanından da çok ciddi oranda oy kaybedeceğini biliyor. Bu nedenle çok doğal 23'üne kadar inkar edecekler bu konuyu. Ama büyük ihtimalle 23'ünden sonra seçimler gelip geçtikten sonra S-400 konusunu erteliyoruz 2020 yılına kadar diyecekler. E ona da bir kulp bulunur. Altyapı tamamlanmadı denir. Başka bir çözüm üretilir falan. Yani açıklama bulunur. Aynı Raip Brunson'da ne dediler? Yargı saldı, biz ne yapalım dediler. Değil mi? Aynı yargı mesela 4 pusula çıkan zarfın 1 pusulasını iptal edip 3 pusulasını geçerli sayan yargıdan bahsediyoruz. Orada yargı bağımsızlığı Raip Brunson konusunda çok ciddi ön plana çıkmıştı mesela. Bir anda bıraktılar, apar topar paketleyip Amerika'ya gönderdiler Brunson'ı. Aynı şeyi biz S-400'de de görebiliriz sevgili dostlarım. Dolayısıyla orada büyük ihtimalle o kriz çözülecek. Kefen parasını boş verin, gömün gitsin. Bu videomun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.